Evet arkadaşlar, sipariş üzerine tarhana. Nasıl yapmışım, içine neler koymuşum, nasıl çıkarıp nasıl kurutmuşum ve doğal haliyle köyde. Gelin birlikte izleyelim, birlikte seyredelim. Arkadaşlar, tarhananı yaparken püf noktalarına uyarsanız, benim verdiğim tarifleriniz birebir uyuyorsa ve vazgeçemeyeceğiniz bir tarif, doğal tarif, Osmanlı'ya dayanan Anadolu tarifi ve bizim Zonguldak Karabük yöresinde yapılan ve ben annemden, kaynanamdan, çocukluğumdan beri büyüklerimden gördüğüm saf, doğal, köyde ev yapımı tarhana tarifi. Gelin birlikte seyredelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Bu akşam Perşembe veya Perşembe Cuma'yı bağlayan gece. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar, bir tarhana yaptım. Çok tutuldu, çok beğenildi. Allah destek veren, izleyen ve tarhanamdan tarif alıp yapan herkesten Allah razı olsun. Yarınki Cuma'nın yüzü suyu hürmetine Allah dualarınızı kabul etsin arkadaşlar. Birkaç tane yorum aldım. Instagram'da attım, ondan da aldım. Tarhananın malzemesini kaynatırken içine ne koyduğumu göstermeden abla tarhanayı yoğurdum dediler. Ve ben onun için arkadaşlar tarhananın malzemesini gösterip nasıl kaynatıyorum onu göstermek istedim sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi malzememize geçiyoruz. Her zamanki gibi şimdi büyük bu benim tencerem, malzemelerimi kaynatma tencerem. Ne var yine? 1 kilo köy biberim var, 2 kilo kapya biberim var, 2 kilo normal patlıcan domatesim var arkadaşlar. 1 kilo da kendi bahçemden şöyle çeri domatesim var. Arkadaşlarım, şöyle bütün malzememi böyle iri parçalar halinde doğruyorum ben. Bunları gelişi güzel doğruyorum arkadaşlar. Çünkü kaynayacak. Hamur haline gelecek. Şurası beyaz. Hamur haline geldikten sonra rondodan geçireceğim. Rondodan geçirdikten sonra bir de süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. Yıkadığım, pakladığım tarhanamın amına malzemesini arkadaşlar geçen bu şekil göstermedim. Çünkü videolar çok uzuyor. Ama arkadaşlarım da malzemenin detayını istediler. Tabii ki kırmam hiçbir tanesini. Ben şimdi sarımsaklarımı bakın. Hiç şey yapmıyorum arkadaşlar. Hiç doğramıyorum. Onlar sabah zaten pişecek. Pişince rondodan geçecek. Aslında domatesi bile, küçük domatesi dahi doğramak gerek yok. Ama ben kolay bitsin diye böyle arkadaşlarım, bütün malzememi hepsini doğrayacağım. Bakın arkadaşlar, bu seferki tarhana malzememin de hepsini böyle irili ufaklı doğradım. Bu sefer yeşil biberiyle sarımsağını daha çok koydum. Çok istek alıyorum, çok şey alıyorum ama inanır mısınız, yorgunluktan artık gücüm kalmadı. Ki olu kütahı yoğururum, belli olmaz. Bahçede ne kadar malzemem düşerse o kadar toplarım. Ben bunu şimdi hemen ocağa koyuyorum ve hiç su koymuyorum arkadaşlar. Bakın, kısık ateşte yapacağım. Biliyorsunuz beni kısık ateşte yapıyorum. Hiç su koymadan hamur haline gelene kadar kaynayacak. Zaten göstereceğim. Sabah rondodan geçirip tekrar süzgeçten geçireceğim. Arkadaşlar bakın. Rondodan geçecek duruma gelene kadar, hamur gibi olana kadar ben malzemelerimi pişirdim. Şimdi ben bunu soğumayı bırakıyorum. Soğuduktan sonra güzel rondodan geçireceğim. Ondan sonra da çekirdekleri vardı, süzgeçten geçireceğim. Altını kapatıyorum artık. Pişme süresi tamamdır. Arkadaşlar şimdi bir güzel rondodan geçiriyorum. Şurayı atalım da. Etrafımız zaten çok pisleniyor. Etrafımız pislenmesin. Benim böyle bir süzgecim var. Ben bunu süzgeçten de geçireyim. Aynı tenceremizin içinde tüm malzemeleri nasıl buluşturuyorum, şimdi size onu göstereceğim.
Bakın arkadaşlar. O kadar kolaylıklı, kolay bir tarif veriyorum ki size. Hepsini bir beraber kaynatıyoruz. Rondodan geçiriyoruz. Bakın rondonun üzerinde rondodan geçiriyoruz tekrar süzgeçten. Soymaya gerek var mıymış domatesi? Hepsi üzerine çıktı. Çekirdekleri de çıktı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın malzememi de salça gibi oldu arkadaşlar. Bol sebze salçası gibi oldu. Vallahi yapıp buzluğa da koyun böyle. Tahrana malzemesinin buzluğa sos olarak da yapın arkadaşlar. Şöyle bir güzel. Şimdi gelelim öbür malzemeleri nasıl karıştırıyorum, nasıl koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi en önemli yerine malzememin en önemli yerine geldim. Geçen arkadaş demiş ki abla yoğurdun üstünü koysaydın. 2 tane yoğurdun kaymağı arkadaşlar. Ben arkadaşlarım derde kırar mıyım? Ben de biliyorum evde malzemem neyse onu katıyorum. Arkadaşlar bu da acı yoğurdum. Bakın konuşuyor sanki. Benim tahranam bereketli oldu. Şimdi ezan okunacak. Şimdi arkadaşlar tatlı yoğurttan da. Bu da kendime günlük yaptığım alüminyum tencerede pişirdiğim tatlı yoğurdu. Yani yaklaşık 5 veya 6 kilo yoğurt koydum arkadaşlar. Şimdi geldik. Elimiz sudan çıkmıyor arkadaşlar. Bir büyük demet maydanoz, bir büyük demet nane. Bahçeden ben avucumdan aldım arkadaşlar. Ben size tarif için böyle diyorum. İri ince maydanozun sapıyla koyun. Saplarıyla ince ince doğrayın. Zaten onlar süzgecin üzerine gelecek. Arkadaşlar burada 7 çeşit her derde deva baharat var. Bakın bu tahrana malzemesidir. Bunlar. Bunlar tahrana malzemesidir. Burada 7 çeşit baharat var arkadaşlar. Bu 7 çeşit baharatı da baharatlar neymiş arkadaşlar? Pul biber. Nane burada evet. Pul biber, kekik, boy. Salata olarak atılan şey neydi bu ya? Kimyon, nane, kırmızı toz biber, somak arkadaşlar, somak. Heh, aklıma geldi. Somak. Ya ben ta 1,5-2 yıl oldu video çekeli. 1,5-2 yıldır ta hale çekiniyorum. Konuşmakta ta hale zorlanıyorum. Ta hale karşımdaymışsınız gibi. Böyle konuşurken dilim tutuluyor arkadaşlar. Ama çok seviyorum sizleri. Çıkın çıkın gelin kanalıma. Çıkın çıkın gelin. Çok seviyorum, çok sayıyorum, çok dua ediyorum arkadaşlar. Videolarımı izlerken beni dikkatli izleyin. Benim niyetimi görün arkadaşlar. Benim çok güzel niyetlerim var. Geldik şimdi. Bak bütün şu anda var ya baharat kokusundan mutfak geçilmiyor. Şimdi geldik. Aman ziyan etmeyelim. Bunlar Allah'ın bir nimeti. Bu tam bir Osmanlı padişah tahrana tarifi arkadaşlar. Ben öyle bakın. Nahutmuş, şeymiş komuyorum. Koyan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Çünkü yöresel. Herkesin yöresi kendine ait. Benim rahmetli annem de köyümüzün akçısıydı. Ben ondan kaynanamdan ne gördüğümü ben sizlere aktarıyorum. İşte tahranalar böyle şeyler çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bakın ben bunu hemen mayalamıyorum. Öğlen ezanına dek geldim. Öğlen ezan okunuyor. Ben bunu ya yarın sabah mayalayacağım ya bu akşam mayalayacağım. İkinci yöntemim de arkadaşlar. Tahranaya meyve olarak en çok yakışan ayva. Ben geçen yoktu arkadaşlar koyamadım. Elmam da yoktu. İnanır mısınız evde onu da koyamadım. Zaten bunun sadece kokusu çıkacak. Bunun kişbesi süzgecin üzerine gelecek. Yıkadım elmalarımı. 2 tane elmamı da rendeliyorum. Anadolu mutfağını yapıyorum arkadaşlar. Tam Anadolu Osmanlı mutfağı.
Aziz Allah Celle Şallah Celle Celali La İlahe İllallah. Benim ve bütün İslam aileminin dualarını kabul eyle Allah'ım. Rızkımızı arttır. Geçimimizi kolaylaştır. Herkese alım gücü ver ya Rabbim. Tüm malzemeleri hazır olduğuna göre yarın yoğururken görüşürüz canlarım. Şöyle büyük leğenimi aldım. Aşağı yukarı 15 kilo yakın unumu koydum. Şimdi ben yoğun istek üzerine tekrar tahrana yapıyorum arkadaşlar. Tahranamın malzemesini hazırladım. Bu sefer malzemesine 1 kilodan fazla soğan arkadaşlar. 1 kilodan fazla sarımsak. Sarımsağını soğanını bol istediler. Bunu da istek üzerine, sipariş üzerine yapıyorum arkadaşlar. Sipariş üzerine diyemedim. Sipariş üzerine yapıyorum. Bakın tahranama 1 paket Instagram maya kullanıyorum arkadaşlar. Bir de yapılışını görüyorlar ya, çok istek, çok şeyim var arkadaşlar. Kendim rahatsız olmasam yani 50-60 kilo tahrana sipariş aldım şu anda. Ama bunu da yapayım. Yakınlarıma çok söz verdim. Sözü tutmam lazım. Bu da geçen seneki tahranadan 2 kaşık 3 kaşık koydum arkadaşlar. Maya yaptım. Tahrana mayası yaptım. Dediğim gibi dediler soğanından sarımsağını bol yap. Şöyle arkadaşlar, ben şimdi bunu sert bir hamur yapacağım. Ve bu malzemeyi arkadaşlar 24 saat beklettim. Malzemesini. Bugün atıyorum arkadaşlar, bugün günlerden pazar. Haftaya pazar günü açacağım, tahranamı çıkartacağım. Yani 20 dakikalık bir video size 10 günlük malzeme, 10 günlük hazırlık içinde geliyor. Onun için çok isteniyor. Çok yani arkadaşlar, yapabilsem, inanır mısınız, rahatsızlığım olmasa yapabilsem, şu anda 50 kiloyu geçti. Aldım sipariş. Ya Allah, bismillah. Sertlikte arkadaşlar yaklaşık 15 kilo tahranımı yoğurdum. Bu şimdi ilk 3 gün sürekli kabaracak. Ben indireceğim. Kabaracak, ben bastıracağım. Havasını alacağım yani. Ondan sonra haftaya pazar günü tekrar görüşürüz. Ara ara gösteririm size yine. Siparişine yetişemedim. Tahranımı güzel yoğurmuş arkadaşlar. Ha, bunun 3 kilosunu da hamur halinde istediler. Paketlenip hamur halinde olacak. Onu da açarken gösteririm size. Öyle sipariş aldım. Bu şekilde arkadaşlar sert bir hamur yoğurdum. Bu daha çok oldu. Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Ne yaptım? Tahranamı kabardıkça elimden böyle bastırdım arkadaşlar. Kabardıkça bastırdım. Suyunu üzerine bir kalınca bez koydum. Buralarından itibaren. Ondan sonra kapağını kapadım. O bez onun sürekli nemini aldı. Sürekli nemini aldı arkadaşlar. Bakın. Bugün bu 9 gün oldu. Aslında yarın açacaksam 10 gün olacaktı. Tam 10 günde benim bazı acil işlerim olduğu için ben bugün çıkarmak zorunda kalıyorum. Sizin eğer işinizde yoksa, rahatsanız arkadaşlar, 9 günde değil 10 günde çıkarım. Tam 10 gündür bunun şeyi. Şimdi bakın. Dökme şeklimi görün. Hiç elim. Kesinlikle arkadaşlar, ben tarhanada kaşık kullanmam. Tarhanam zaten o kadar suyunu çekmiş ki, güzel olmuş ki. Misler gibi arkadaşlar, misler gibi. Ve çok, ben bunu kendime yapmıyorum arkadaşlar. Ben bunu sipariş üzerine yaptım.
Kaça verdin diye sorarsınız. Ağzımdan yani hiç fiyatını bilmeden 100 dedim. Ondan sonra 150 çıktı ağzımdan arkadaşlar. Öğrendikten sonra fiyatını 150'ye verdim. Böyle iki tekne yoğurdum. Yoğurduğumu çıkardım. Onlar komple gitti. Evet arkadaşlar, çok sipariş aldım ben bu tarlalardan ve alanlar da çok memnun kaldı. Şükür Allah'a. Hem elimi yani eziyet zahmet ama hem beni şeysiz koymadı, haşıksız koymadı köy yerinde. Hem de alanların hep duasını aldım. Hepsi Allah razı olsun dediler. Şimdi bu şekilde ben bunu komple yayayım arkadaşlar. Arkadaşlar, dün akşam tarhanımı akşam üzeri döktüm. Alt üst bile etmedim daha. Bakın ne kadar güzel havalanmış. Gecenin havası yaramış benim tarhanıma. O da bir mis kokuyor ki. Ta yoldan diyor şeydenler. Sen tarhanımı yaptın yine. E dedim ne yapayım, istek üzerine yaptım yine. Bakın arkadaşlar, benim gibi fırsatınız olmayınca çareyi her türlü akşamdan da dökülür. Bizim buralar müsait. Benim burası inşaat halinde ama çok havadar arkadaşlar. Bu yetmedi. Örtü yetmedi. Bu örtüye de. Bu kadar da bu örtüye serdim arkadaşlar. Vallahi 50 kilo undan ben aşağı yukarı 10-15 kilo bu vardır. Bir arkadaş da 4-5 poşet bana yaş tarhana ayır dedi. Unuttum onu arkadaşlar. Onu unuttum. Dedim neyse. Akşam abla çağırdı. Benim kız da dedi gelecek bakacak tarhanaya dedi. Gelsin baksın abla dedim. Bir kere pişirsin ondan sonra kararını versin dedim. Ama bir iki gün sonra gelsin dedim. Ben şimdi arkadaşlar bunu bugün yarın komple tarhananla uğraşırım. Bunu bir güzel çıkartırım. Ama her daim size göstermem için en az bana 40 dakikalık 50 dakikalık video lazım. Zaten tarhana çıkarmayı biliyorsunuz. Bunu böyle üvekleyip süzgeçten geçirerek çıkarıyoruz. Ya da kendini zorlamak istemeyenler kurutup robottan geçiriyorlar arkadaşlar. Ben robottan geçirme taraftarı değilim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tarhanamızı böyle bir güzel üvekleyin biraz arkadaşlar. Sonra aşama aşama son halini anlatı sizlere gösteririm sevgili dostlarım benim. Ben öyle tarhananın başına durup da arkadaşlar alt üst edip sürekli ellemem. Tarhanayı sererim. Bazen akşamdan akşamın havasını alsın da hava durumuna göre. Böyle sererim arkadaşlar. Bir kere alt üst ederim. Ondan sonra böyle üveklerim. Akşama da bunu elekten geçirir. Eli güneş tutacak. Tarhana güneşte kurumaz abla arkadaşlar hepten. Bak biraz da gölgede kurur. Bak güneş geliyor artık ağır ağır. Şimdi güneş gelecek. Bir iki saat akşam güneşi alacak bu. Ondan sonra ben bu akşam bunu otururken tabi uvarım. Süzgeçten geçiririm. Kuruturum arkadaşlar. Zırf güneşe verirsem güneş hem rengini alır hem kokusunu alır. Çok rüzgara verirsem tarhanayı kurutman önemli. Çok rüzgara verirsem rüzgar olduğu gibi kokusunu alıp gider. Ben ikisinin ortasında bunu ayarlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu hale getirdim. Bir de şunu söyleyeyim. Tarhananın başında durmayın. Hemen ellemeyin. Tarhanayı bir kere serin. Üstü kuruduktan sonra bir kere alt üst edin. Ondan sonra o zaten kendini bırakacak. Bir de tarhanayı incecik, çabuk kurusun da incecik sermeyin. Biraz kalın serin ki onu içini ala ala, içini ala ala güneşin, rüzgarın, havanın dokusunu ala ala kurusun. Evet arkadaşlar. Şimdi bu böyle akşama kadar kalacak. Akşam tekrar çıkartırsam son halini gösteririm. Vaktim olur da hani size gösterebilirsem gösteririm. Zaten videom çok uzuyor. Arkadaşlar, 10 günde olan tarhanamı çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yaşı 20 kilo var, kurusu 15 kilo gelir. Akşam saat gece 2'ye kadar çıkardım. Bir hafta koydum arkadaşlar, bir hafta koydum. Bu güzel tarhana yine istek üzerine, sipariş üzerine yaptım. İnanır mısınız, bana bile kalmayacak tekrar. Şöyle şimdi yukarı gideceğim, sereceğim, havalandıracağım. Süzgeçten geçirdim. Malzemelerim de hep burada. Şimdi beyaz çarşafına sereceğim. Videom uzamasın diye tarhananın kurallarından bahsedeceğim size arkadaşlar. Nasıl ben bu tarhanayı yaptım? Birinci kural arkadaşlar, köy yoğurdu olacak.
Yok, koyacağınız malzemeyi. Bak ben size tarif vermiyorum. Püf noktalarını anlatıyorum. İkinci kural, kesinlikle kesinlikle salça kullanmayacağız. Üçüncü arkadaşlar, atıyorum 2,5, 3 kilo domates, 3 kilo biber kullandık. 1 kilo yeşil biber kullandık. 1 kilo sarımsak kullandık. Bunları kesinlikle kaynatacağız. O gün için salçasını kendimiz elimizde yapacağız. Ve kullandığımız, kaynatırken o malzemenin içine kesinlikle su katmayacağız. Onlar zaten sebzeler kendi kendine sulanıyor. Onların suyu yetiyor. Blenderdan geçiriyoruz o gün için. Yoğurdundan hallediyoruz. Baharatlarını koyuyoruz. Tahrana malzemelerini koyuyoruz. Kokularını koyuyoruz. İsterseniz kokuları. Ondan sonra o malzemeyi bir iki gün bekletiyoruz. Ondan sonra alıyoruz tahranamızı, unumuzu elimize. Unun miktarını söyleyemiyorum arkadaşlar. Ne kadar un gideceği belli olmuyor. Gördüğünüz gibi maşallah dağ gibi bu. Ondan sonra güzel bir tahranamızı yoğuruyoruz arkadaşlar. Hiç su kullanmıyoruz. Maya, istediğiniz mayayı kullanabilirsiniz. Bunda siz kendiniz damak tadınıza. Ben bir tane hazır maya kullandım. İki kaşık da geçen yılki tahranamdan maya yaptım, ondan kullandım. İsterseniz mayasız da yapabilirsiniz. Üçüncüsü, dördüncüsü arkadaşlar, tahranayı güneşte kurutmuyoruz. Tahrana kesinlikle güneşte kurumaz. Güneşin rengini bir iki saat alacak, gölgenin rengini alacak. Hepsinin rengini ayrı ayrı alacak arkadaşlar. Sonra tahranımızı kuruttuktan sonra cam kavanozlarda istediğiniz gibi arkadaşlar. Ben cam kavanozu hemen bulamıyorum. Kola bidonlarına koyuyorum. Cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Bez torbalar yapıp şey yapabilirsiniz. Ama yine de rüzgar almayan bir yerde, serin bir yerde böceklendirmemeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Girin Google'e, internete yazın. Tahrana nasıl saklanıyor? Nasıl muhafaza ediliyordu? Buna bakın. Dördüncü sil. Rakamları yanlış veriyorum. Tahranamızın rengi böyle kıpkırmızı olsun diye kesinlikle kesinlikle biberimize, domatesimize çok dikkat ediyoruz. Aşırı koymuyoruz. Biber domates tadı olmayacak. Yeteri kadar koyuyoruz. Hani renk önemli değil, tat önemli arkadaşlar. Sarımsağı az sevenler az koyabilir. Dediğim gibi bu kurallara uyarsak çok güzel tahranalar elde ederiz. Ben şimdi bunu yukarı sereceğim. 2 gün kurutacağım. İnanır mısınız arkadaşlar? Bunu böyle kurutmadan bunun siparişleri geldi. Kaça veriyorsunuz diye sorduğunuzda 150'ye veriyorum. Ağzımdan o çıktı. Helali hoş olsun. Tekrar kendime tahrana yaptığımda onu artık göstermeyeceğim canlar. Artık tahrana iyi yorumlar da alıyorum, kötü yorumlar da alıyorum. O da beni üzüyor. Ben öyle bir insan değilim. Yorum isteyerek, beğeni isteye, tabii ki bunu hepimizin hakkı. Ben bunu tekrar sipariş üzerine yaptığım için gösterdim size. Böyle bu püf noktaları uyarsanız inanır mısınız benden daha güzel, daha lezzetli tahranalar yaparsınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Sizleri seviyorum. Sizleri çok sayıyorum arkadaşlar.